Burada çok başka bir şey var. Olamaz yani. Şu anda bütün dünya bize gülüyor. Bu bir elçilikte 8 kişi alma meselesi değildir. Yani o da ayrı tabii işin. Başka tarafı. Ve sen buradaki teröristleri silahlayan da sensin. Evet. Bu adamlara 3 gün önce de bu silahları veren sensin. 1839'da ilk Afgan işgalinde İngiliz elçi orada Peşrum'un birine hediye silah hediye eder. Ve film gibi bir sahnedir. O hediye ettiği silahla İngiliz elçiyi öldürürler. Burada silahları hediye eden sensin. Senin hediye ettiğin silahlarla seni vurmuşlardır Sayın Tayyip Erdoğan. Bu kadar büyük bir maceraya sen nasıl gidersin? Nasıl rezil olursun? Bu... Ve Tayyip Erdoğan'ın arkasından Obama da çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Irak'ta bir askeri müdahale söz konusu değil diyor. Yapamaz, yani, söyleyemez varsa kardeşim. Yapamaz. Zaten saplanmışlardı orada, geri çekildiler. Belki de onların istediği bir projedir bu. Hani orada bir harita var, o harita doğrulanıyor işte. Şii aşağıda, ortada Sünni, bu tarafta Kürtler. İşte tabii Musul ve Kürkiye'de hiçbir şey. Belki de onların öngördüğü o büyük pop haritasıdır bu. O, evet. Oluyor, o yüzden seslerini çıkarmıyorlar. Evet abi, bunu Joe Biden, yani başkan yardımcısı yani. Biden'la söyledi. Yıllar önce Konzalize Rice geldi Ankara'da, Türkiye'de. Sen sağlam duracaksın, evet. Yavuzum. Sen onları sağlam duracaksın. Onları tebliğ etti. İki tane Irak Savaşı'nda, birinci Körfez ve ikinci Körfez Savaşı'nda Türk medyası hem Irak Savaşı'na karşı girelim diye zafer naraları attı. Ve ondan sonra ikinci Irak Savaşı'na girelim diye savaş naraları attı. Sonra Esad'a karşı Suriye'ye girelim diye Hasan Cemal'inden Oral Çalışlara, Mehmet Barlaslara, Engin Ardışlara, Cengiz Çandırlar aklına gelen herkes girelim dediler. Şimdi bugünden geriye dönüp baktığımız zaman bütün savaşlarda bu böyle olmuştur. Savaş sonrası böyle olmuştur. Allah bize bu topraklarda bir iktidar nasip ettiği takdirde savaşa evet diyen herkes insan suçları, insan hakları, insan suçları, büyük insanlık suçları mahkemelerinde yargılanacaklardır. Hiç kimse, hiçbir yazar savaşa evet diyemez, savaşı destekleyemez, savaşa gaz veremez. Bu ülkede savaşa gaz vermek bir nevi kahramanlık, özgürlük kahramanlığı haline geldi. Daha bir sene öncesine dönün, bu bahsettiğim yazar ve onlara ilave yüzlerce yazar Suriye'ye girelim desteği vermişlerdir. Bundan büyük bir insanlık suçu yoktur. Bunların hepsi insanlık suçu mahkemelerinde bizler tarafından bu topraklarda bu halk bize şey verdiği zaman hepsi yargılanacaktır. Bunun sağı solu yoktur. Bugün bütün televizyonlarda yanlış yayın yapmaktadır. Hepsi kalkıyor, haritayı koymuş, petrol kuyuları yok, El-Kaide'yi tarif ediyorlar. Siz onu neye şey yapıyorsunuz? Niye sonuçla ilgileniyorsunuz? Buraya kim getirdi? Bütün bu savaşa evet diyen, savaş narası atanlar kim derse, Halk TV'de dahil, Ulusal'da dahil, hepsi de. Hepsini de suçluyorum yani buradan. Yanlış yayın yapıyorlar. Kim savaşa evet demişse teşhir edecekler. Şu yazılarıyla söylediler, şunla söylediler, şunla destek verdiler diye. Hepsi savaşa destek verenler. Birinci Irak Savaşı, ikinci Körfez Savaşı ve Esad'ın yıkmak için oraya giden bütün yazarlar teşhir edilmeli. Halkımıza tane tane söylenmeli. Hala ekranlara çıkmış yorum yapıyorlar. Petrol kuyularının etrafında yok harita koymuşlar falan. Daha ne olsun? Dünyanın bütün psikopatını çağırdığınız, bölgeye getirdiğiniz, üstelik bunlara para verdiniz. Yerel medyasını okuduğunuz zaman Hollanda'nın, Danimarka'nın, Belçika'nın, İngiltere'nin oradan... Güzelim, tertemiz annelerin çocukları, macer olsun diye çocukları kaçmış, buraya gelmiş. Çeçenistan'dan, Peştun'dan, yani Peşaver'den gelenlerin haddi hesabı yok zaten. Ve sen bunları desteklemişsin, para vermişsin, üstelik senin istihbaratın bunlara eğitim vermiş. Eğitim vermiş. Ve şimdi orada şey, pasta, mutfak literatürü vardır, pasta literatüründe. Çırpılmış krema diye bir şey vardır. Kremayı böyle çırparsın da işte her şeyin üstüne sürersin. Çırpılmış terörizm. Çırpmışlar. Dünyanın bütün psikopat ve delileriyle çırpılmış terörizmi şimdi getirip sen Suriye'ye koydun. Yaptığını kendine yaptın. 1000 kilometrelik sınırında hiç şeyin yok. Kontrolün yok. Güvenin yok. Hiçbir şeyin yok. Yarın nereye nasıl döneceği işte. Daha ne olsun ki yani. Ha Antep'e girmişler, ha Musul'a girmişler. Ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Bu kadar zayıf, bu kadar çaresiz. Musul ve Kerkük konusunda bu topraklardaki siyasi iktidarın bu kadar çaresiz kalmasını 40 bin defa anlasalardı ben düşünemezdim. Hiç beğenmediğimiz Demirel'ler bile zamanında gücü yettiği kadar sahip çıktı. Sabahtan akşama kadar küfrettiğim Demirel dahi az da olsa. Yani bu kadar zayıf, bu kadar çaresiz, bu kadar sahipsiz olamaz yani. Olamaz kardeşim. Ve şu Orta Doğu haritasına bak. Dayak yiyen kimdir? Kimdir dayak yiyen?
Şimdi mezhepler ve etnik kavgalar ve biz bu işe girmek istemiyoruz ve biz siyaset düşünce olarak hepsinin karşısındayız. Tamam. Ama bir bak, Şii mi dayak yiyor, Kürt mü dayak yiyor? Dayağı yiyen mi ölen sadece oradaki Türkmenler? Evet. Bu böyle bir gerçek var. Asla Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ayırt eden bir düşüncede değiliz ve olmayız. Ama sonuç buraya getirdi.